münafık Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle de çok iyi bildiğiniz gibi cehennemde en aşağı derecede, kafirlerin de altında ikiyüzlülük yaptığından dindar görünüp dinsizlik hesabına yarış atı gibi koştuğundan hatta dini değerleri, kutsalları kendi düşüncesi hesabına birer argüman olarak kullandığında kafirden daha tehlikelidir münafık. Günümüzün insanına düşen şey dünyanın değişik yerlerinde her zaman her yerde karşılarına da çıkabilir bunlar. Fakat zannediyorum daha çok münafıklar İslami duygunun ve düşüncenin hakim olduğu bir zeminde boyatıp gelişmişlerdir. Güçlü ve kuvvetli oldukları yerde küfürlerini ortaya koymuşlardır. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, İbni Ebi Muayit, Velid böyle bir şey yapma lüzumunu duymamışlardır. Çünkü hakimdirler, güçlüdürler, istediklerini yapmaktadırlar. Kendileri gibi düşünmeyenleri zincire vurmaktadırlar. Münafıkı idare etmek, tanımak onu, analiz etmek duygularıyla çok zordur. Onu tam analiz edemeyince de karara varamazsınız. Yani düşünceler hakkında bir sentezde bulunamazsınız. Evvela bir tahlil lazım ki ondan sonra terkibe gidilebilsin. O tavra göre tahlilde bulunmada çok zorlanırsınız. Bazen Kabe'de mültezime yüzünü koymuş ağlarken görürsünüz. Hacerül Esad'a yüzünü sürüyor, sana kurban olayım der. Fakat kalbi Ebu Cehil'den daha kirlidir, Utbe'den daha kirlidir, Şeybe'den daha kirlidir. Kabe'de bile ıslık çalınıp alkışlanmayı bekler orada. Herkes takdir etsin, yaşa senin gibi yok, eşin yok, menenden yok. Kâkülü gülberlerinin tek kılına bütün acem mülkü fedadır derler. O kabarır onunla hindiler gibi. Geriye dönüyorum, bu çağ münafık çağıdır, enaniyet çağıdır. İnsanlar bir damla iken kendilerini derya görünmeye salmışlardır. Bir zerre iken güneş gibi görme sevdasına tutulmuşlardır. Ve dolayısıyla da beklentiler hep öyle büyük olmuştur. Gittiğimiz her yerde alkışlarla karşılanalım. Alem ayağa kalksın, el pençe divan dursun. Allah karşısında durduğu gibi. Mesela kalkıp da bana sana dokunmak ibadettir falan dendiğinde sana thank you very much, teşekkür ederim. Ne kadar kadir şinas bir insansın. Allah'ın bütün vasıflarını haizdir dendiği zaman ama ne kadar takdirkar, ne kadar kadir şinassın mülahazasıyla karşılıyor. Yahu bunu söyleyenler ikisi de kafir oldu diyemiyor. Fakat çok rahatlıkla hizmet eden, Allah rızası için dünyanın dört bir yanına yayılan bayrağımızı, milli kültürümüzü, dinimizi ve diyanetimizi bayraklaştırmak isteyen, ruhu revani Muhammed'inin şehbal açmasını isteyen insanlara bir yerde konuşurken bir tek insana da demiyor, Osman Hoca demiyor, Ergun Hoca demiyor, Reşit Hoca demiyor. Ben bunların dininden şüphe ediyorum diyor. Namı celili ilahi bayraklaştıranların dininden şüphe ediyor. Kur'an'a bakara makara diyenden şüphe etmiyor. Ona dokunmak ibadettir diyenden şüphe etmiyor. Dolayısıyla zannediyorum bunlara bakarak münafıkı okuyabilirsiniz. Okursunuz, bir gün aldansanız, ertesi gün bence aldanma çağlayanla kendinizi salmamış olursunuz. Ama her şeye rağmen
وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Allah size veli olarak yeter, Allah size vekil olarak yeter. Hasan Şazeli Hazretleri bunu kendi birdinde 10 defa tekrarını söylüyor. Onun hikmetini ben bilemem. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Ya gâret Allah hüsnü seyre müsri'eten dedikten sonra bir de iki mısranın sonunda وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا 10 defa tekrar ediyor bunu. Allah size yardımcı olarak, Allah size vekil olarak yeter. Allah'a güven, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Bilmiyorum, başka çıkar yol.